Değerli yazarlarımız, değerli takipçilerimiz merhabalar. Bugün Erhan Özmen Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Merhaba. Erhan Bey. Zabit ve Kumandan ile Söyleşi isimli kitabıyla ilgili olarak konuşacağız. Evet. Ee, Erhan Bey <laughs> sizi tanıyalım. Tabii. Takipçilerimiz tanısın. Hem de kitabınızdan bahsedelim. Şimdi ben emekli asfabayım. Evet. 2000, 1987 ve 2017 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın çeşitli Birlik Karagah ve kurumlarında görev yaptım. Ee, en son istekte emekli oldum ee, ve sonraki süreçte de e, mesleğimin gereği ve 30 yıllık mesleğimde kazandığım, ürettiğim bilgi, düşünce, görüşleri ve ondan sonra faydalı olmak e, adına Atatürk ile e, Nuri Ker arasında, silah arkadaşı Nuri Ker arasında bir e, mektuplaşmalar var. Bu mektuplaşmaları içeren bir kitabı alıp evet. bu kitabın askerimize... Askerlik kitaptaki ifadesi, askerlik mesleğini seçenlere tavsiye niteliğinde bilgi seviyelerini artırmak, bak ortak başı sağlamak ve aynı zamanda da e, ülkemiz genelinde milli ve manevi değerlere e, ortak başı sağlamak adına bir yıllık sürenin sonucunda böyle bir çalışma yaptık. Bunun özelliği, ismi bu seçmenin, evet. söyleşi olarak seçmenin özelliği şudur. Kitabın asıl ismi Zabit ve Kumandan'la has bir hal ismiydi başka bir isimlendirme yaptığım takdirde anlaşılmayacak, aranlığında bulunmayacak, hafızada kalmayacak. Ben en son söyleşi olmak üzere e, değiştirerek anlaşılırlığını ve hafızada kalması sağlamak üzere böyle bir isimlendirme evet. Düşüncelerim öyle. Zabit subay, kumandan, komutan demek zaten. Evet. Hasbiat Türkçe tam karşılığı söyleşi olması da söyleşi biraz daha yakın. mantıklı oluyor. Doğru. Yakın oluyor yani yakın. Evet. evet. Yani burada bir kurgu roman değil öyleyse. Değil. Sadece değil. Atatürk ve yanındaki subaylardan biri olan. Şimdi e... Şöyle subaylar değil arkadaşı Arkadaş. ve ondan sonra tabii komutan e, Nuri Conker. Nuri Conker e, ordu komutanı olarak mahiyetindeki subay ve komutanlara verdiği konferans metinleri. Bunları e, Atatürk'e gönderiyor. Balkan savaşları bitmiş. Birinci Dünya Savaşı yani 1914 ve 18 yıllar arasında yaşanan tüm dünya etkisi altına alan bütün büyük güçlerinde birbirleriyle yaptığı bir savaş var. Bunun öncesinde iki komutan bugünün tespitini yapıyor. 1918 öncesini diyelim, Kurtuluş Savaşı öncesi. Ordu hazırlıkları, eğitim durumu, liderlik ve merkezinde subay olmak üzere savaşma kabiliyeti nasıl olacak? Erlerin gönülleri nasıl kazanılacak? Bununla ilgili Fikir teatisinde bulunuyor. Mektuplaşmalar ancak e, kaleme alınan Mehmet Nuri Conker'in e, kaleme aldığı eser Atatürk'e varıyor ancak savaş başladığı için 1918 yılında savaştan sonra basılması gerçekleşiyor. Kısacası kitabın geçmişi bu. Ancak benim yaptığım konu kitap incelendiğinde çizgilerin altında olan benim e, 1918 ile yıl 2018'deki Mukayeseleri yaptık. Ordunun durumuna idi. Bununla ilgili milli ve manevi değerlere olan bakış, o zaman için komutanın askerleri, komutanları motive etmek için kullandığı bakış nedir? Yönetim esasları özellikle nitelikte askere vurgu yapılıyor. Ben de 2018'de milli ve manevi değerlere bakışta bu nedir? Ee, askerlik, askerlik mesleği, askerlikte emir komuta birliği, askerlik sanatında nitelikli personel ve bununla birlikte personel yönetimine esas, ana esaslar nedir? Ve askeri mevzuat bir bütün olarak inceleyerek 1918'de 2018 arasındaki mukayeseye ait görüş, öneri, teklif ve yorumların tavsiyelerin bulunmaktadır. Evet. Büyük farklar var mı? <laughs> Büyük farklar var mı? Tabii ki var. Evet. Yani şöyle ki günümüz şartlarında iki komutanında milli ve manevi değerlere bakışındaki o zamanın üretken toplum var. Fikirsel yönden, ondan sonra bir iletişim olarak çok gazeteler var. Çeşitli cemiyetler var. Bunlar her türlü düşünceyi alıp açık yüreklilikte mal etmişler Bir tartışma ortamı var İstanbul Merkezi. Onları rahatlıkla konuşmuşlar ve paylaşmışlar. Şimdi bugün ise biz oradan aldığımız duygu ve düşünceleri kaynağını bilmeden, o anı yaşamadan ve onların aktardıklarını sağlıklı bir şekilde incelemeden kendi düşünce sistemimizi alıp geri planını bilmeden ve o, o şartların hangi ortamda o fikri ürettiği kişinin ortamına kendimizi yerine koymadan, empati yapmadan şimdi onu yarım yamalak düşüncelerle paylaşılıyor. Kitabın amacı da, sonuç için çok teşekkür ediyorum, şöyle... Örneğin askerlikle ilgili e, temel esas belli. Askerlik mesleği Türk Sağlık İsmet Kanunu'nda yazıyor. Hı hı. Belli. Bununla beraber askerlikte birlik ve beraberlik ve emir komutan birliğinde sağlanması gereken ve bununla beraber amirin görevleri kitapta da ekine koydum. Bunlar hiçbir yerinde kişisel bir yorum yok ancak amir olan kişinin yapacağı görevleri tek tek yazılmış. Ve günümüz terminolojisine bakıldığında insan kaynakları yönetimine, yani insan kaynakları yönetim derken şunu kastediyorum, e, özel sektörde veya tüm dünyadaki e, yönetim e, insan yönetimine ait eserlerde bu amirin görevleri, yani Türk Sağlık Kuvvetleri İçbet Kanunu ve 15-18 ile yönetmeliğin 13 ve 27. maddeleri gibi açık, anlaşılır kişinin kişiliğini zarar vermeden destekleyici, geliştirici ve motive edici hı hı. kişiliğini muhafaza edecek başka bir metin yok. Dolayısıyla en büyük fark burada kaynaklanıyor. Ve günümüz Türkçesiyle amire görev veriyor ama anlayana. Fark en büyük konu burası. Ve şunu da söyleyebiliriz anlayana derken komutanlık Tüm dünyada farklı, özel ve e, bir fedakarlık gerektiren ve parayla e, ölçülmeyecek bir, bir askerliğin bütünü para karşılığı yapacak bir iş değil. Çünkü karşılığında şöyle ki değil derken kişi askerlik mesleğini giydiği üniformayla beraber kendi milleti, vatanı ve geleceği için e, korumak ve kendi kanunlarında belirtilen... Devletin varlığı için hizmetlerini yaparken karşılığında tek bir taahhütte bulunuyor. Yemin edeceğim veya ettiğim yeminin karşılığında ben gerekirse canım feda edeceğim. Bunu da feda edeceğim derken de şehadeti söylüyor. Burada da İslamiyet'in kuralları, İslamiyet'in emirleri. Ondan sonra Kur'an'daki emirlerinde kaynağını gitmek gerekiyor. Milli ve manevi değerleri derken tabi bunlara yer verdik. Yani şöyle ki konu hassas ve özel olduğu için de bu tanıtım videosu veya bu buradaki sorularımız nedeniyle olumsuz referans olması veya yanlış bir çağrışma girmemek için bu özel din konusuna ve kişilerin dini inanç sistemine referans olacağı için girmiyorum. Ancak doğru bilgiler nedir? <laughs> İslamiyet'in kaynağı nedir? 1400 sene evveline ait en sağlıklı bilgileri bulabileceğine ait bir İslam Kültür isimli bir atlası isim, İslam Kültür atlası isimli bir eseri koydum. Bununla beraber Cihat'ın manasını Osmanlıca sözlükten, Kamus Türkten bu. Bununla beraber anlamı nedir? Niye yanlış anlaşılıyor? Diğer eserleri e, vurgulayarak e, bu kitabı meydana getirdik. Şu an e, çevrenizden tepkiler nasıl? Peki Erhan Bey? Şimdi e, tepkiler olarak yani özellikle pozitif veya negatif. Şimdi olumsuz bir, şu bir e, olumsuz olarak tek, tepki almadım şöyle ki e, buradaki milli ve manevi değerler dördüncü kez söylüyorum bir vatan, millet, din, bayrak, sancak bizi biz yapan değerler. Evet. Şimdi bununla ilgili benim e, merkezinde askerlik olduğu için bu eser ve çalışmamdaki evet. konu biz şunu vurguluyoruz bir askerin bilmesi gereken ve e, bilmesi gereken diyorum. Gerekliliğinden dolayı vurguluyorum. Hı hı. Ve de bildiği takdirde birbirine insanlığa ve giydiği üniformayı bilincine varacak konular bunlar. <laughs> yani şimdi bütün ordular savaşır evet. ama bizim ordumuz savaştığında bir sonuç ortaya çıkıyor. Şehadet. Evet. Şehadet nedir? Tanımı nedir? Kur'an-ı Kerim'in oradaki e, şehadetle ilgili, cihatla ilgili veya e, nedir? Bunların hepsi okunmadan, bilinmeden ve sohbetlerimde sorduğumda cihat nedir diyorsunuz sen iki cümle söylüyor. Üçüncü cümlesi yok mu? Bu kadar basit mi? Bu sosyal e, yaşantı, e, tabii bu e, sığlık var. Bu iki cümleyle mi sen bir kişiyi e, cihata götüreceksin? Ama merkezde orada olduğu için de konuşudur. Türk Sağlık Kuvvetleri'nin görev ve yetkileri belidir. Sınırları belidir. Bununla beraber kişi yemin edecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giyecek. Bu amaca hizmet edecek. Dolayısıyla cihatı bilmesinin sebebi şudur. Sosyal hayatta giydiği üniformanın nasıl anlaşıldığı, ülkemizin bulunduğu e, jeopolitik durum ve bununla beraber stratejik pozisyon nedeniyle şu anda bile neler etkilenebilir? Yani bu askerin düşüncesinin ilk ilk düğme diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet. Çünkü asker askerin ölümüyle Başka bir ölüm arasında fark vardır. Doğru. Bunun farklılıkları nedir? Bunu kişiler okumadan bilmeyeceği için ben burada bu konuyu, Bunları. bu sorunun cevabını kapatıyorum. Evet. Çünkü bir cümle bile alıp yo yorumlanabilecek veya başka bir şekilde anlaşıldığında Yanlış amacımıza, bizim amacımızın dışına çıkacağı için o soruyu böyle kapatıyorum. Peki Ayhan Bey teşekkür ederiz. Ben Umarım. teşekkür ederim. Yeni kitabınızda da tekrar bir söyleşi yapmak üzere. Var mı yeni çalışma? Başka, ikinci çalışmaya devam ediyorum. Yine evet. milli ve manevi değerlere bakışı e, şekillenecek. E, konu olarak e, milli ve manevi değerlere bakışta ülkemiz insanın e, ortak bakışını sağlayacak şekilde referans eserler inceliyorum. Düzenli okumalar yapıyorum. Bununla beraber ama e, kitabın özü, hedefi yine milli ve manevi değerlere ortak bakışı sağlama yönelik, düşüncede bildiği yönelik, ancak eee merkezin askerlik olmayacak. Peki. Ben söyle, teşekkür ederim. E, Güzel bir söyleşi ol, oldu. Ol, Fırsat verdiğiniz ol. için özellikle sokak yayın grubuna, tüm çalışan arkadaşlarıma ve sizlere teşekkür ediyorum. Siz Okuyucularımıza da takdirlerimi de, de e, iyi günler, mutlu yıllar ve doğrularla beraber yaşamak dileğiyle diyorum. Sağ ol.